Efendim, haber ötesinden herkese merhabalar. Eskişehir'in en güzel ilçelerinden Seyit Gazi'deyiz bugün. Konuğumuzda Eskişehir Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Seyit Gazi Belediye Başkan Adayı Sayın Erhan Erden. Başkanım merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Çok şükür iyiyiz. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok yoğunsunuz. Evet, artık süreç daraldı. Yoğun süreç olmamız gerekiyor. Son 14 gün. Evet. Biz de sizi sahada görüntüledik ilk olarak geldiğimizde. Evet. Sizinle daha önce adaylık sürecinde Seyit Battal Gazi Türbesi'nde bir program gerçekleştirmiştik. O da çok keyifli bir programdı ama artık son viraj. Evet. Nasıl geçiyor? Yoğun bir şekilde geçiyor. Biz heyecanla, sabırsızlıkla 31 Mart akşamını bekliyoruz. Yani şu an vatandaşlarımızla da önceki süreçte de olduğu gibi iç içe gönüllerine dokunmaya çalışıyoruz. Kapı kapı ziyaret ediyoruz. Hepsine projelerimizden bahsediyoruz. Onlar da çok heyecanlı. Böyle ilk defa duydukları projelerimiz var. Sabırsızlıkla o günü bekliyorlar. Biz de onlara bu hizmetleri getirebilmek için sabırsızlıkla günümüzü bekliyoruz. Şimdi siz önce muhtarsınız, çiftçisiniz, sonra muhtarsınız, sonra Muhtarlar Birliği Başkanıydınız, evet. Sonra da Ziraat Odası Başkanlığı. Evet, evet. İlçenin de zaten en önemli gelir kaynakları tarım ve hayvancılık. Evet. Projeler bu bazlı mı? Önce yani Seyit Gazi'nin en büyük sıkıntılarından birisi, 51 mahallemizin en büyük sıkıntılarından birisi her geçen gün eriyen nüfusu. Bizim öncelikli projelerimiz bu nüfusu Seyit Gazi tutabilmek adına neler yapılmalı? Göç mü var? Evet, ciddi manada ilçemizden il merkezine, şehir merkezine göç var. Bu göçü neler yapabiliriz de tersine çevirebiliriz. Yani öncelikle projelerimiz bunun üzerine. İlçemizin ve 51 mahallemizin konut ve imar sorunu bu öncelikle gündem maddelerimizden birisi. Yani detayına girmeden şöyle sınıflandırabiliriz. Öncelikle işte bu göçün önüne geçebilecek projeler, artı iki ilçeye katma değer sağlayacak yatırımlar, üç tarım ve hayvancılık üzerine neler yapacağız, bir de Seyit Gazi'nin turizm potansiyeli, bununla ilgili neler yapacağız. Yani dört ana başlıkta toplayabiliriz diye. Seyit Battal Gazi Türbesi çok heybetli duruyor. Yani ilçenin baş köşesinde adeta bir taç gibi. Evet. İnanç turizmine yetki olması gerektiği gibi hizmet edebildiğini düşünüyor musunuz? Yok. Şu an sadece Seyit Battal Gazi Türbesi değil, o başta olmak üzere ama birçok böyle tarihi ve kültürel zenginliklerimiz var. Bunların birçoğunu değerlendiremediğimizi düşünüyorum. Bunlar işte değerlendirilmesi ve ilçeye bunlarla birlikte nasıl katkı sağlayacak? Bunun üzerinde çalışılması gerekiyor. Bununla ilgili de projelerimiz mevcut. Katkı derken mesela aslında hakikaten maksat bu olmalı değil mi? Yani turizmin yine oradan kalan gelirinde yine ilçeye dönmesi gerekiyor. Tabii, yani şimdi buraya gelip giden yerli ya da yabancı turistler ilçemize ne bırakıyor? Hı hı. Veya biz ilçede onlara ev sahipliği yapabilecek nelerimiz var? Hı hı. Bunları işte masaya yatırmamız lazım. Yani bugün ilçemize gelen giden turistlerin en azından hani konaklamak isteyeceklerinde, istediklerinde ilçemizde konaklayabilecekleri bir yer bile yok. Şu anda yok değil mi? Tabii ki. Yani gelen yerli ya da yabancı turist burada yemek yiyecek yer bulamazsa, vakit geçirebilecek yer bulamazsa, konaklayacak yer bulamazsa bir daha yani buraya gelmeyi de tercih etmiyor. Halbuki burası çok kilit bir nokta. Yani Ege bölgesine bir geçiş noktası değil mi? Evet, aynen. Yani burası lokasyon olarak Seyit Gazi. Yani Eskişehir'den hem Ege bölgesine geçiş noktası, hem Konya güzergahına geçiş noktası, hem Ankara güzergahına geçiş noktası. Yani lokasyon olarak çok kilit bir bölgedeyiz. Çok yoğun bir trafik akışı var. Yani en azından yoldan geçen bile o heybetli dediğiniz Seyit Battal Gazi Türbesi'ni gördüğünde bir uğramak istiyor. Yani bir mola verelim diyor, bir çay içelim, bir yemek yiyelim diyor. Ama işte bununla ilgili ciddi manada eksikliklerimiz mevcut. Şeyi de böyle tepeden tam anlamıyla görebileceği bir yer. Evet, evet, evet. Yani maalesef işte hani demin de konuya girerken dediğim gibi konut ve imar. Biz ilçemizin dörtte üçü yaklaşık sit alanı. Koruma altında bir yer. Bu sit alanlarını gene koruma altında olup o tarihi özünü bozmadan
nasıl bugün Sivrisar'da olduğu gibi, Odun Pazarı'nda olduğu gibi nasıl restore edebiliriz ki burada biraz ilgi çeksin. Gelen insanlar buralarda gezsin. Veya ne bileyim bir nere diyebiliriz de Bolu mesela Göynük'te olduğu gibi bu tarihi evleri böyle konaklanabilecek, kahvaltı yapılabilecek şekilde restore edebilirsek yani ilçenin şeklini, şemalini çok değiştirir diye düşünüyorum. Öne de çıkartır diye düşünüyorum. Evet. Adeta. Evet. Başkanım siz sosyal medyadan da takip ettiğim üzere ziyaretlerinizi hani daha samimi, belki de daha hasbi olsun diye evet. evlerde gerçekleştiriyorsunuz. Evet, evet. Bugün de öyleydi. Kapı kapı geziyordunuz. Evet. Yani ben en küçük kırsal mahallelerimiz dahil, çiftliklerimiz dahil hepsini kapı kapı ziyaret ettim. Burada bizi sevindiren tarafı bizi hiç görmemiş bile olsa o evde yaşayan yaşlı bayanlarımız, teyzelerimiz Erhan Erden deyince "Aa o sen misin?" diye böyle güzel bir samimi ortam oluşuyor. Yani hepsi aslında Erhan Erden ismini duymuşlar ama şimdi birebir de yüz yüze de görüştüğümüzde bu samimiyet biraz da pekişti. Ya birebir temas çok önemli. Yani belediye başkanı olacak bir karaktere birebir kendileri düşüncelerini, temennilerini, eleştirilerini söylemeleri çok önemli. Biz hem eksiklikleri görüyoruz sahada, hem hangi mahallenin nasıl sıkıntısı, nasıl problemi var, sokaklarında ne eksiklik var, bunları birebir de yerinde tespit etmiş oluyoruz. Bence bu çok önemli bir çalışmaydı. Biz böyle yapınca haliyle bizi taklit etmek isteyenler de var ama böyle zoraki olmuyor. İsteyerek ve samimiyet. Yani iletişim çok önemli. Ben iletişim üzerinde çok ciddi manada duruyorum. Algı ve Seyit Gazi deyince ilk akla gelen doğalgaz meselesi oluyor. Evet, evet, hepimizin hafızalarına kazındı evet. bu dönemde. Şimdi yakın geçmişte hem Çevre Şehircilik Bakanımız Eskişehir'de ziyarete bulundular, hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız evet. ziyarete bulundular. Seyit Gazi de önemli bir lokasyon, önemli yeraltı kaynaklarına sahip. Tabii. Seyit Gazi'ye dair bir takım önemli gelişmeler oldu. Tabii, yani bu son süreçte Çevre Şehircilik Bakanımız, Enerji Bakanımız, dün de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ziyarette bulundular. Üçüyle de birebir görüşme imkanı bulduk. Çevre Şehircilik Bakanımıza bu konut ve imar sorunuyla ilgili sıkıntılarımızı bahsettik. Gene ilçemizin en büyük sıkıntılarından birisi bu toplu konut idaresini yapacağı konut kazanımı ile ilgili. İlçemize 88 daire planlanmıştı. Yaklaşık 400 civarı talep olmuştu. Bunu Çevre Şehircilik Bakanımıza anlattım ve şunun sözünü verdi bize. Yer tespitini yapın. Şu an bu 88 dairenin yapılacağı yerde bu kadar daire sığıyor oraya. Yani fazlasını düşünemedik diye yeni belirttiler. Tabii yeni biz hem Seyit Gazi merkezde hem Kırka merkezde yer tespitini hızlı bir şekilde yaptıktan sonra Sayın Bakanımız da buraya yeni bir planlama yaparak bu 88 dairenin sayısını daha yukarılara çıkarmanın sözünü verdiler. Çünkü ilçemizde hakikaten konut en büyük eksikliğimiz tabii yani. Çünkü yani bizim burada görev yapan memurlar da tabii var. Bizim burada görev yapanlarımız, özel sektörde çalışanlarımız, kurumlarda çalışanlarımız, birçok insanımız şehir merkezinden gel git yapıyor. Ama kiralık ev istiyorlar aslında. Yani o kadar yolu gidip gelmek istemiyorlar. Ama kiralık olabilecek bir yer yok. Ben şöyle düşünüyorum, şöyle bir hayal kuruyorum. İşte şehir merkezinde kiralar biraz yüksek. Biz Seyit Gazi'yi öyle bir hale getirelim ki, öyle bir konutla zenginleştirelim ki, il merkezinde çalışanlar bile burada otursun, burada yaşasın ama işe buradan gelip yani gitsinler. Tabii daha yani bunun da çok sağlıklı olacağını düşünüyorum. Böyle bir hayalimiz de var. Biraz önce doğalgazı anınca ben böyle onu işlemeden geçemeyeceğim. Tabii ki. Geri dönüşler nasıl? Bir de nasıl gelişmiştir doğalgaz hadisesi? Yani şöyle, Enerji Bakanımızla birebir görüştüğümüzde bunu da anlattım. Seyit Gazi'de doğalgazın olması çok önemli. Şimdi 32 haneye Yunus mahallemizde bu doğalgaz verildi. Yani daha önce de anlatmıştım. Bunu birçok defa da dile getirdim. Normalde 2026 yılında planlanıyordu. O zamanki bakanımız, eski bakanımız, şu anki Eskişehir Milletvekilimiz Fatih Dönmez'in girişimleriyle bu 2024 yılı kışına çekildi.
32 haneye de geldi Sayın Bakanımız. Birlikte doğalgazda ilk demlenmiş çaylarımızı da içtik. Şu an ilçe merkezimizin diğer Derebenek ve İki Çeşme mahallesine de doğalgazı biz yayacağız. Ya şöyle bir söylenti, dedikodu çıkarılıyor. İşte Seyit Gazi Derebenek mahallesi sit alanı olduğu için doğalgaz gelmez falan. Öyle bir şey yok. Biz inşallah bizim dönemimizde bu merkez mahallelerimiz başta olmak üzere. Sonra doğalgazın geliş güzergahında olan Doğançayır, Çukurova, Yazıdere mahallelerimiz olmak üzere. Yine hem ilçe merkezine hem Kırka merkeze yakın Karaören gibi, Ayvalım gibi, Gemiş gibi, Akin gibi mahallelerimize öncelik vererek bunların hepsine doğalgazı getirmeyi planlıyoruz. İnşallah bizim dönemimizde ilçemizin birçok mahallesine doğalgazı yaygınlaştıracağız. Seçim sloganında olduğu gibi ayırma. Tabii yani biz hangi mahallenin ne olduğuna çok bakmıyoruz. Bizim şiarımız belli. Ecdadımızın da dediği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bir mahallemizde bir tane bile insan varsa o insanın ne düşündüğü, düşüncesinin ne olduğu bizim için hiç önemli değil. Biz insan olan her yere hizmeti götürmek için mücadele edeceğiz. Yani sloganımız belli. Genel Başkanımız Bilge Lider Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan, ötelemeden canla başla herkese hizmet etmeye çalışacağız. İnşallah. Şimdi başkanım, doğalgaz dedik, konut sıkıntısından bahsettik ama sizin seçim bildirinizde de yayınlanan 35 önemli projeniz var. Evet. İnanç turizminden de bahsederken kültürel anlamda ne gibi bir projeniz var Seyit Gazi'de? Ya ilk önce biraz böyle sosyal projelerimize değineyim isterseniz. Sosyal tesis var mı evet. Mesela? Yani Seyit Gazi merkezimizde o kapalı alan veya hani insanlarımıza genele hizmet edecek kapalı donatıların hiçbiri maalesef ilçemizde yok. Bunlar neler? Bir düğün dernek organizasyonunda insanlarımızın bu faaliyetini yapabilecekleri kapalı bir düğün salonumuz şehre yok. Tabii burada düğün yapmak isteyen insanlarımızın birçoğu şehir merkezindeki düğün salonlarını kullanıyorlar ya da evlerinin kapısının önünde düğünlerini gerçekleştiriyorlar. Ama bir yağışlı hava olduğunda evinde yaparken ciddi bu düğün en mutlu günü çileye dönüşebiliyor. Biz hem Seyit Gazi merkeze hem Kırka merkeze kapalı düğünlerimizin veya böyle toplu aktivitelerin yapılacağı bir kapalı salon inşa etmeyi düşünüyoruz. Hatta buna ilave olarak mahallelerimizde mahallelerin kapasitesine göre, nüfusuna göre, içinde yemek pişirme alanları olan kapalı masası, sandalyesi içerisinde hazır böyle sosyal donatılarımızı ilçemize kazandıracağız. Bunun yanında bir nikah organizasyonu olduğunda kapalı bir nikah salonumuz vardı ama mevcut belediyemiz tarafından başka bir amaçla kullanılmak için burası kapatıldı. Ya bir yeri kapatırken o verdiği hizmeti de insanları mağdur etmemek lazım. Biz ilçe merkezi ve Kırka'da gene 250 kişilik nikahların, toplantıların, kongrelerin veya gençlerimiz için, çocuklar için, bir takım bayanlarımız için sosyal aktivitelerin yapılabileceği toplantı ve kongre salonlarını da planlıyoruz. Gene buna ilave olarak yani köylerimizde işte ve ilçemizde ciddi altyapı sıkıntısı var. Bugün ilçe merkezimizde dahi kanalizasyon sıkıntısı olan yerlerimiz var. Mahalleleri de zaten yani şimdiki adı mahalle, eski adıyla köylerimizde birçoğunda yani %90 üzerinde bu ciddi bir sıkıntı. İlçe merkezinde ve mahallelerimizde altyapı ve üst yapı. Yani ilçe merkezinde mesela bu doğalgazı geldiğini nasıl olsa kazılacak bu. Bu kazı yapılırken elektrik hatlarının, telefon hatlarının yer altına alınması veya su şebekeleri çok eski, bu şebekelerin değiştirilmesi. Bunların tamamını altı aldıktan sonra da üst yapıya geçilerek ilçemizin bütün sokaklarını, caddelerini yeni, yaşanabilir, modern bir şehir veya ilçe merkezi haline getirmeyi planlıyoruz.
Efendim Seyit Gazi deyince Seyit Gazi yolu yıllardır dillere pelesenk olmuştur. Evet. Sürekli gerçekleşen, neredeyse her gün gerçekleşen trafik kazalarıyla alakalı çok ciddi de can kayıpları var. Evet. Şimdi o yol çalışması ne durumda? Yol çalışması evet bugüne kadar bir takım aksaklıklarla gecikmiş durumda. Ama geçtiğimiz günlerde milletvekilimiz Fatih Dönmez'in katılımlarıyla, karayolları yetkililerinin, müdürlerimizin katılımlarıyla şantiye açılışı gerçekleştirilmiş durumda. Bunu bir takım odaklar işte gene malzeme ediyorlar. Ya işte oraya mermer ocağı, maden ocağı kuruluyor falan gibi böyle değişik algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama işte yalancının mumu hep yatsıya kadar yanıyor. Bu söylemlerin ne kendilerine ne ilçemize hiçbir yararı yok. Dün Ulaştırma Bakanımızla gene birebir görüşme fırsatı bulduk bu yolla ilgili. Buranın birinci etabının ihalesi yapıldı, bitti, sözleşmesi yapıldı. Şu an yol belirleme yani o kazıklama, yol sınırlarının çalışması da bitti. Tapuda istimlak çalışmaları da bitmek üzere. Hatta ilk kazma vuruldu. Şu an şantiye kurulan çevresinde kazma çalışmaları da başladı. Burada sözleşmede geçen süresi içerisinde bu yol bitirilecek. Hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Hatta dün Sayın Ulaştırma Bakanımız şunu da sözünü verdi. Buranın ödeneğinin artırılması ve hızlı bir çalışma yapılacağı ile ilgili talimat vereceğini söyledi. Yani bizim dönemimizde inşallah nasip olur da 5 yıllık dönemimizde hem Seyit Gazi Kırka arası hem ikinci etabı olacak Kırka ile Afyon arası biteceğini ümit ediyoruz. Hiçbir vatandaşımız tereddüt etmesin. Devletimiz başlamış olduğu hiçbir işi yarım bırakmaz. Tarım ve hayvancılıkla ilgili projelerden de bahsedeyim biraz. İşte ilçemizde o kapalı alan hiçbir şey yok derken hayvancılıkla ilgili de hem ilçe merkezimizde hem Kırka merkezinde içerisinde lavabosu, tuvaletler olan, çay ocağı olan lüks, teknolojiye uygun kapalı hayvan pazarları inşa edeceğiz. Şu an hem Kırka merkezde hem Seyit Gazi merkezde bizim kapalı hayvan pazarımız yok. Bu da çiftçilerimizi, üreticimizi ciddi manada mağdur ediyor. Gene buna eşdeğer olarak ilçemizde yani Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde dahi yok ama mezbahane demeyeceğim. Mezbahane zaten Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Nebi Hatipoğlu'nun projeleri içerisinde de var. İlçelerimizde de küçük çaplı da olsa hem Kırka'da hem Seyit Gazi'de kesimhaneler kurmayı planlıyoruz. Gene bu kesimhanelerin yanında da işte yazın Temmuz'da, Ağustos'ta o sıcakta ki üreticilerimizin kesmiş oldukları hayvanları depolayabileceğimiz soğuk hava depoları planlıyoruz. Gene buna ilaveten küçükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz için küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama remorkları planlıyoruz. Bunu da ihtiyaca göre tüm mahallelerimizde gezdirerek bu da önemli ve elzem bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ziraat odası başkanı olunca insan bu manadaki gereksinimleri de tabii yani evet yani üreticilerimizin eksikliklerini neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz. Ben 2015'ten beri üreticilerimizle iç içeyim. Yani sahada nelerin eksik olduğunu iyi biliyorum. Yani bunların hepsini 5 yıllık dönemde eksiksiz bir şekilde hayata geçireceğimizi düşünüyorum. Gene bu mahalle ziyaretlerimizi yaparken şöyle bir şey de gördüm. Yani birkaç köyde böyle eski fırınlarda bayanlarımızı ekmek yaparken gördüm. Ama yani çok eskimiş, böyle virane olmuş, hijyenik olarak çok elverişli olmayan fırınlar gibi geldi. Bununla ilgili hemen arkadaşlarımızla görüştük. Biz her bir mahallemizde içerisinde hamur yoğurma makineleri olan hijyenik köy fırınları yapma kararını da verdik. Çok da bunu anlattığımda özellikle bayanlarımızdan çok böyle olumlu tepkiler aldı. Hem geleneğimizi öldürmeyeceğiz hem de her bir köyümüzde köy fırınları yapacağız. İşte bu köy fırınlarında yaptığımız ürünleri de işte demin dediğiniz gibi buraya gelen o turizm hani turistlerimize ziyarete gelenleri de çok karşılık bulacağını ümit ediyorum. Ya vatandaşlarımız rahat olsunlar.
Ben 2019 yılında Ziraat Odası Başkanı olduğumda, aynen şu an neler anlatıyorsam, o zaman çiftçilerimize bir takım vaatlerde bulunmuştum. Bu vaatlerimizin yaklaşık %80-85'ini icraata geçirdik. Üreticilerimiz de zaten bundan çok memnunlar. O yüzden bizi de çok sevdiler. Kendilerine bugüne kadar olmayan hizmetleri getirebildiğimiz için. Ama şunu tartacaklardır. Mevcut belediye başkanımız da 2019 yılında bir takım vaatlerde bulundu. Şu an bizim vermiş olduğumuz gibi. Ben 35 tane vaatte bulundum. O dönemde 37 tane vaatte bulunmuş. Ama bu 37 vaatten sadece 4 tanesini, yani bir elin parmağı bile kadar değil, icraata çevirebilmiş. Diğerleri hepsi lafta kalmış. Bunu onların takdirlerine sunuyorum. Onlar bunun kararını iyi vereceklerdir. Ben bu söylemiş olduğum vaatlerimin belki %100 olmayabilir. Ama büyük bir yüzdesini önümüzdeki 5 yıllık dönemde faaliyete geçireceğimi düşünüyorum. Onlar da zaten Erhan Başkan bir şey söylüyorsa yapar diye buna inanıyorlar. Hiç şüpheleri olmasın. Bu söylediklerimizin hepsini çok kısa bir zaman içerisinde icraata çevireceğiz. Daha güzel bir Seyit Gazi için, daha yaşanılabilir biz Seyit Gazi için. Nasıl bugün herkes demin dediğiniz gibi Eskişehir'de Seyit Gazi Ziraat Odası konuşuluyorsa, ben ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde de Seyit Gazi Belediyesi çok konuşulacak. İnşallah. Zaten sayılardan ziyade, hani projelerdeki, vaatlerdeki sayılardan ziyade bir fikir üstünlüğüdür önemli olan. Evet. O projelerin mahiyetidir önemli olan. Sizin de hakikaten ihtiyaca binaen oluşmuş projeleriniz var. Evet. Yani zaten yapılmış, ben daha iyisini yaparımdan ziyade onlarla birlikte aslında yapılması gereken ama el değmemiş, hiç oralı olunmamış projeler tabii ki daha çok ilgi görür. Gene yatırımla ilgili de çok ciddi görüşmelerimiz var. Sanayi odası başkanlarımızla, organize sanayi odası başkanlarımızla. Yani burada ilk geldiğimizde ilk işlerimizden birisi olacak. Organize sanayi bölgesi yerlerini belirleyip altyapısını oluşturup buraya hemen yatırımcıları çekmek için uğraşacağız. Birkaç tane görüştüğümüz ciddi projelerimiz var. Hele bir tanesi bu Mermerciler Sanayi Sitesi diye böyle uluslararası festivallerin yapılabileceği bir tesis. Bunu dernek, yani Mermerciler Derneği Başkanımızla da görüşüyoruz. Hatta yeri bile kafamızda belli. Buranın birinci etabında yaklaşık 250 tane dükkan planlanıyor. Bu 250 dükkanda hem imalat hem satış pazarlama olacak. Bu 250 dükkanda her birinde beşer tane vatandaşımıza istihdam olsa, çalışsa yaklaşık 1250 kişilik bir istihdam olur. Her gelecek bir firma 3'er 5'er istihdam olduğu zaman, yani burada istihdam konusu da çözüldüğünde, demin saymış olduğum konular çözüldüğünde herkes Seyit Gazi'de yaşamak isteyecek. Gençlerimiz buradan ayrılmayacaklar diye ümit ediyorum. Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde yapacağımız projelerle hiçbir gencimiz işsiz kalmayacak. İnşallah. Sınırları zorlayan projeler, etkinlikler, festivallerdir. Hali hazırda Seyit Gazi'de düzenlenen bir festival var mı geleneksel olarak? Yok. Çok ciddi bir eksiklik. Hiçbir festival yapılamıyor. Bunlarla ilgili, yani hem tarım ve ziraat konusunda festivaller olabilir. Hem evet, hem turizm ve kültür, onunla ilgili festivaller yapılabilir. Ya festival demek hem ilçemizin dışarıya reklamı, hem de o festivalde gelen misafirlerin ilçeye bıraktığı, esnafımıza bıraktığı, bunlar çok önemli şeyler, önemli projeler. Ama önce hayal etmek lazım. Sonra altyapısını oluşturmak lazım ki inandıktan sonra bu işlerin olacağına olmaması için hiçbir sebep yok. Biz yani zora talip olduk. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. İnşallah kader gayrete aşıktır. Aynen. Aşkına koşan yorulmaz. Evet. Kader gayrete aşıktır diyoruz. Yani 12 kişilik ekibimde de hepsi hakikaten bu işe gönül vermiş. Seyit Gazi ve 51 mahallesini seven arkadaşlarımız. Bugüne kadar birçok değişik alanlarda ilçeye hizmetleri olmuş. Bu sefer bir güç birlikteliği yaparak kimseyi, demin de dediğimiz gibi, ayırmadan, ayrıştırmadan bu ilçeyi çok farklı bir hale getireceğiz. Biz buna
inanıyoruz. Hemşerilerimiz, vatandaşlarımız da inansınlar ki ben inandıklarında o samimiyetlerini her biriyle görüştüğümde yüzlerinde, gözlerinde o enerjiyi yakinen görüyorum. Birazdan birkaçıyla meclis üyelerinizin hem tanışacağız hem sohbet edeceğiz. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Şu an Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze de görüşüyoruz. Sahada gezerken de bunu gördüm. Yani siz de Eskişehir'de sosyal medyada, basında yansıdı. Rakiplerimiz böyle bizim bazı konuşmalarımızdan 3-5 saniyeleri kesip farklı algı oluşturmaya çok uğraşıyorlar. Ama vatandaşlarımız bu işin öyle olmadığını biliyor. Ben kırsal mahallelerimizde gezdiğimde özellikle sordum. Mesela bizim ortak değerimiz, kesinlikle tartışmaya açılamayacak olan, kırmızı çizgilerimiz olan değerlerimizden, Çanakkale olsun, Anıtkabir olsun, buraya hiç gidip de görmeyen bir dünya vatandaşımız var. Ben bunu kırsalda gördüm. Biz, yani bizi bu konuda eleştirenlerin yaptığı gibi, sadece çevremizdeki siyasi partilerimize üye olan veya çalışan, veya bana oy getirebilecek kişilerden değil de bugüne kadar kırsal mahallelerimizde Çanakkale'yi, Anıtkabir'i hiç görmemiş insanlarımızı oralara bu ortak zenginliklerimizi götürmeyi planlıyoruz. Hatta Milli Eğitim Müdürlüğümüz de onay verirse her yıl aksatmadan lise 1, 9. sınıf öğrencilerimizi buralara, Çanakkale'ye de, Anıtkabir'e de ziyaretlere götürüp, yani bunu da sırf reklam olsun diye değil, yetişmiş, eğitimli rehberler eşliğinde bu gezide öğrencilerimize ve hiç görmeyen vatandaşlarımıza Çanakkale ruhunu, Anıtkabir'in ruhunu aşılayabilecek şekilde organizasyonları da planlıyoruz. Milliyetçilik kültürünü de. Tabii ki ya, bu ortak değerlerimizi gençlerimize aşılamak çok önemli. Yani gene diyorum, bu ortak değerlerimize sahip çıkacağız. Ağaç yaş iken eğilir. Lise 1 öğrencilerimize, hatta hani Milli Eğitim Müdürlüğümüz hangi sınıfı, hangi yaş kategorisini uygun görürse, biz her yıl planlı olarak hiç bunu aksatmadan öğrencilerimiz oraya bu tarihi zenginliklerimize, doğal zenginliklerimize, kırmızı çizgilerimize götürmeyi de planlıyoruz. Yani aslında iddia, maksatlı iddia edildiği üzere ortada herhangi bir şey baltalamak değil, bilakis o projeyi besleyerek devam etmek. Aynen, yani ben şöyle düşünüyorum. Seyit Gazi'de 11 tane adayımız var şu an belediyeye. Kişisel olarak ben gittiğim yerde hiç kimse diyemez ki şöyle söyledi, böyle söyledi. Ama anlatacak bir şey yoksa insanın, evet, çaresizlikten dolayı bu sefer böyle arayış içerisine giriyorlar. Acaba hangi konuşmasından ne kurtarırız da bunu hani algı oluştururuz diye. Ama ya buna gerek yok. 1 Nisan sabahını unutmamamız lazım. Seçimler gelip geçiyor. 1 Nisan sabahında birbirimizin yüzüne bakabilecek, evet, söylemlerde bulunmamız lazım. Yüzüne bakamayacak söylemlerden de kaçınmamız çünkü lazım. Çünkü burası çok büyük bir yer değil. Köşeyi dönseniz belki başka bir siyasi iradeye sahip bir akrabanız, evet, bir komşunuz, alışveriş ettiğiniz esnaf çıkar. Evet. Yani o yüzden bıçağın çok keskin yüzünde yürümemek lazım. Aynen o şekilde söylüyorum. Yani benden hangi mahallede, hangi programda, hangi röportajımda olursa olsun ben tamamen projeler üzerine odaklanmış durumdayım. Seyit Gazi'yi bambaşka bir Seyit Gazi haline nasıl getirdi? Buna kanalize olmuş durumdayız. Ama çok güzel bir bağ oldu vatandaşlarımızla. Ben hep şunu söylüyorum. Ben her bir vatandaşımızın aradığında ulaşabildiği, bizimle görüşmek için kapımızda beklemeyen, kapımızın herkese açık olduğu bir başkanlık hayal ediyorum. Daha doğrusu ben buna başkanlık da demiyorum. Biz hiçbir vatandaşımıza başkanlık yapmak için değil, hizmetkar olmak için çıktık yola. İnşallah hakkımızla hayırlısı olsun. Rabbim bu saydığımız olduğumuz hizmetleri bu ilçeye kazandırabilmeyi bizlere nasip etsin. Şimdi anmadığımız bir şey kalmasın.
Seyit Gazi spor aşkınız var sizin, değil mi? Ya şöyle, ben sporu seviyorum. Hem kendim yapmayı hem de yani hobilerimden bir tanesi. Biz sadece Seyit Gazi spor olarak değil, Seyit Gazi, Kırka ve mahallelerimizi ilgilendiren ne kadar sportif faaliyetler varsa, gençlerimizin önünü açabilmek adına ne varsa, sportif faaliyetlerde de her birinde yanlarında olacağız, destekleyeceğiz. Bunu geliştirebilmek adına neler yapılır, bunlarla ilgili kafa yoracağız. İnşallah. Ya bize bu imkanı verdiniz, geldiğiniz için teşekkür ederim. Aday adaylık sürecimde bir röportaj yapmıştık. Evet. Bugün adaylık sürecinde bir röportajımız oldu. İnşallah başkanlığımız döneminde de tekrarını İnşallah. Yapmayı Rabbimizlere İnşallah. Nasip etsin. Duyarız. Şimdi başkanım, siz adaylık sürecinden itibaren sadece Seyit Gazi'de değil, tüm Eskişehir halkı tarafından çok sevildiniz, ilgiyle de karşılanıyorsunuz. Çok da takdir topluyorsunuz. Evet. Malum mübarek bir aydayız. Evet. Ramazan'ın ilk hafta sonundayız. Evet. Ramazan'a dair neler söylersiniz? Ya ilk önce Ramazan ayının tüm hemşehrilerimize, tüm ilimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm tutmuş olduğumuz oruçların Rabbim inşallah kabul eylesin. İnşallah bu sefer hem 31 Mart'ta hem de hemen akabinde 9 gün sonrası çifte bayram kutlayacağız diye ümit ediyoruz. Ya kazasız belasız bir şekilde tüm hemşehrilerimiz Rabbim daha nice Ramazanlara erişmeyi nasip etsin. Bu seçim döneminde Ramazan ayı da yani ikisi iç içe girmiş durumda. Ama yani Ramazan'da aslında çok keyifli de bir hal aldı. Biz her akşam bir mahallemizde iftar programı yapıyoruz. Akabinde teravih namazı çıkışında işte kahvelerde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Hem seçim coşkusu hem Ramazan coşkusu, ikisi bir araya geldi. Ramazan birlikteliği ve seçim birlikteliği. Tabii, aynen. Ben keyifle zaman nasıl geçtiğini de hiç anlamıyorum. İnşallah sonunda da gene Rabbim bizleri mutlu, mesut, bahtiyar eder. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Allah sağ razı olsun. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi Seyit Gazi Belediye Başkan Adayı Erhan Erden'le sohbetimizi gerçekleştirdik. Şimdi sıra meclis üyelerimizi tanımakta. Tamamı değilse de büyük bir çoğunluğu bizimle şu anda, değil mi başkanım? Evet. Şimdi hem ekip olarak sahada son derece aktifler, hem de seçim koordinasyon merkezinde mütemadiyen herhalde sıklıkla bir araya geliyorsunuz. Hem herkesi birlikte karşılıyorsunuz. Hiç ayrılmıyoruz şu an. Her yerde herkes kendi bölgesinde evet. çalışmalarını sürdürüyor. Devam ediyorum. Evet. O zaman ben hemen sol tarafımdan evet. Sayın Başkanım'dan tanıtmaya başlıyorum. Başkanım merhabalar. Merhabalar, teşekkür ederim. Ben 1963 Seyit Gazi Kırka doğumluyum. Uzun yıllar okul öğretmenliği yaptım. Maşallah. 2009-2014 yılları arasında AK Parti'de belde belediye başkanlığı yaptım. Bu arada biraz boşluk verdik siyasete. Erhan Başkan bizi tekrar bu işe soyundurdu. Onun Seyit Gazi'de bu çevredeki etkisini görünce biz de ona destek olmaya... Bir güç birliği oldu, değil mi? Destek olalım dedik. Çünkü Seyit Gazi'de başarılı çalışmalar yaptı. İnsanlar nezdinde bizi böyle gururlandıran işler gördü. Seyit Gazi Kırka böyle biraz coğrafya olarak farklı, uzak. Dolayısıyla o bölgeden biz kendisine omuz vermek için. Sizin gibi bir tecrübeden de istifade etmek lazım zaten. Vallahi inşallah öyle olur yani. Değil mi? İnşallah. Tecrübe önemli ama inan bizim gençlik daha evet, önemli. Kadro evet, kadro muazzam, büyüleyici. Evet. Ben itiraf edeyim, hiç zaten son 14 gün hiç böyle bir kadroyla program yapmamıştım. Hakikaten büyülendik biz. İşte yani seçim atmosferi budur. Şimdi coğrafi olarak biz çok geniş bir ilçeyiz. Yani evet, mesela, büyük ilçe. Yalova'nın 1,5 katıyız. Başka, ben Yalova'dan geldim buraya. Yalova'nın 1,5 katıyız. Yani. Dolayısıyla bütün havzayı hep beraber 4 koldan çalışıyoruz. Evet. Birimiz o tarafta, birimiz bu tarafta ama mütemadiyen bir akşamları değerlendirme yapıyoruz. Evet. İnşallah gidişat şu anda çok iyi. Biz de gerçekten ilçemiz hizmete muhtaç kaldı. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Hazırız diyorsunuz. İnşallah. Evet. Hadi bakalım. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizi tanıyalım. İsmim Ferhat Özengül. Seyit Gazi'yim.
Evli ve çocuk babasıyım. Aha. Şu anda bir kamu kurumunda işçi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Seyit Gazi Tarım ve Hayvancılıkla uğraşmaktayım. Evet. Nasıl geçiyor seçim süreci? Güzel geçiyor, iyi çalışıyoruz. Saha nasıl? Sahada da güzel yansımalar alıyoruz. Çevremizden de seçimimiz olsun. Bir insanı nasıl görüyoruz? Ümitliyiz. Kazanacağız inşallah. İnşallah. Siz kaçıncı sıra meclisiyiz? Birinci sıra. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Efendim sizi tanıyalım. İsmim Kerim Çavdar. Cevizli'de ikametgah ediyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Artı 1989'dan bu tarafa dernek başkanlığı ve 3 tane muhtarlığı artı Dirato'da başkanlığı yapmaktayım. Bu dönemde ekibimizle birlikte Erhan Başkan'a destek için ve 51 mahalle için, hizmet için yola çıkmış olduk. Hep ehiller sahada maşallah. Evet. Müthiş bir kadro var. Başkanım var mı ekleyeceğim bir şey? Yok, teşekkür ederim. En sona saklıyorsunuz. Evet. Efendim merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Seyit Kaz doğumluyum, Halis Şen. İki çocuk babasıyım, bir oğlum bir kızım var. Ne işle meşgulüz? 98-2004 yılları arasında Etimhane'de otomasyon ustalığı görevinde bulundum. Sonrasında işi bırakarak ticaret hayatına atıldım. İnşaat sektöründe 40'a güzel evler yaptım. Şu an lojistik ve inşaat olarak yine işimize devam ettirmekteyiz. Çalışan insanlarımız var. Bugün de Erhan Başkan'ın yanında olma sebebim, şunu da kısaca açıklayayım. Daha öncesinde Büyükşehir Meclis üyesiydim. Yılmaz Hocam'ın yanında 5 yıl. Aynı zamanda Seyit Gazi Belediyesi'nde de meclis üyesiydim. Uğur Başkan'ımla biz bu işi başaramadık. O kadar söyleyeyim. Başaramama sebeplerimizden de kısaca bahsedecek olursak, ne yapalım dediysek Uğur Başkanımızdan hayır cevabı hiç duymadık. Ama hiçbir şey de elinden tutup da yapmadık. Onun için çok üzüldük. Çıktığımız yolda başarısız olduğum için yanından 9 ay önce ayrıldım. Partiden de istifa ederek Erhan Başkanıma güvendiğim için bir de hükümet desteğini alarak memleketimize güzel işler yapabileceğimize kanaat getirdiğimden dolayı yanına geldim. Başaracağız, kazanacağız. Çünkü belediyecilik hizmetin eşittiri olması kesinlikle, demek değil mi? Kesinlikle. Bir konuda daha değinmek istiyorum. Uğur Başkan'ın kendini, özünü kötülemiyorum ama başarı konusunda vizyonu olmayan, başarısız bir insan. Karnesi elinde, zaten halk görüyor, bizleri de görüyor, tanıyor. 40'a da olsun, ben kendim 40 alayım. Yani biz bu işi başaracağımıza inanıyorum, kazanacağız ve insanlarımıza güzel bir şekilde hizmet getireceğimize buradan söz veriyorum. Peki, inşallah. Efendim sizi tanıyalım. Ben ötemliyoruz. Abi sese ne oldu? Ses. Rahatsızız. Geçmiş olsun. Ya Hayvan Mahallesi'nde ikamet ettim. Hiçbir şekilde uğraşıyorum. İki tane muhtarlık yaptım. Son dönemde Erhan Başkanımıza güvenerek yaptığı şeylerden yapacağını inandığımız için. Hep bir yönetim tecrübesi başkanım. Evet. Arkadaşlar, muhtarlar, müdürler. Evet. Maşallah. Sonumuz vermeye geldik. İnşallah seyredeceğiz. Sahada gitmişsiniz ha? Yok. Allah şifalar versin. Efendim merhabalar, sizi merhaba, tanıyalım. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle bizim Kamer Önal. 40'a da oturuyorum. Çeyik Gazi doğumluyum. Şimdi biz hem esnaflık yapıyoruz hem devlet sektöründe çalışıyoruz. Hayatımız dolu dolu geçiyor. Zamanımız yok. Ama bir şekilde 1 Nisan'da bu işi kazanacağız. İş hayatına devam edeceğiz. Emekliliğe yürüyeceğiz. Erhan Başkanımızdan omuz omuza birlikte beraber olaraktan Seyit Gazi ve Kırkkaya'yı nasıl büyütebiliriz? Kahve köşelerinde dedikodu değil. Bunu icraata geçirip bir şekilde hayata bunu geçireceğiz. Köylerin sorunları, Seyit Gazi'nin sorunlarını biz biliyoruz. Çünkü biz halkın içindeyiz. Evet, esnaflık aslında büyük resmi görebilmektir. Esnaflık resmi. Bir de inşaat sektöründe olduğum için bu civara insanların ne yatırım yaptığı veya şehirlerden köye döneceklerini bildiğim için, çünkü inşaat sektöründe çalıştığım için, onlara bir el vereceğiz. Erhan Başkan'ın çok güzel projeleri var. O projeler halkın içinde değerlendireceğiz ve Erhan Başkan'ımıza güvendiğimiz için bu yola çıktık. Arkadaşlarımıza da güveniyorum. 1 Nisan'da inşallah hedef bizim olacak. Yani ümitliyiz değil, eminiz. 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 Efendim merhabalar, merhaba. Sizi tanıyalım. 1984 Seyit Gazi doğumluyum. İsim Gökhan Güler. Etimaden işletmelerinde çalışıyorum. Operatör olarak. Erhan Başkanımıza güveniyoruz. Erhan Başkanımızın daima yanındayız. Biz seçimi kazandık, gününü bekliyoruz. Öyle mi? Zaferi ilan etmeyi mi bekliyoruz? Evet. Çok teşekkür ediyorum ben. Teşekkür ederim. Başkanım, son kez yine size dönelim. Evet, şu ekip an... Ekip çok sağlam. Evet. Müthiş bir ehillik de var.
Ya şöyle, ekibimizi belirlerken hem tecrübeli, bize tecrübelerinden istifade edeceğimiz hem de genç enerjilerinden istifade edeceğimiz bir ekip oluşturmaya çalıştık. Yani bu ekibin hepsinin ortak özelliği Seyit Gazi'yi ve yaşadıkları mahalleleri çok seviyor olmaları. Orayı sevdikleri için de, inandıkları için de hizmet edeceklerinden hiçbir endişem, hiçbir şüphem yok. İnşallah bu ekiple 5 yıl birlik beraberlik içerisinde Seyit Gazi çok farklı bir hale getireceğimize inanıyorum. Şu an ilk 6 sıra meclisiyelerimiz burada. 7, 8, 9 ve 10. sıradaki arkadaşlarımız işte olmalarından dolayı şu an aramızda yoklar. Ama ben kısaca onları tanıtmış olayım. 7. sırada Yapıldak Mahallesi'nden Serdar Er kardeşimiz var. O da genç, aktif bir arkadaşımız. 8. sırada Muammer Arslangira, şu an Çukurca Mahallesi muhtarlığımızı da yapıyor. O da bizimle birlikte olacak. 9. sırada ve 10. sırada iki tane genç kardeşimizi değerlendirdik. 9. sırada Ali Rıza Ayık kardeşimiz, Numanoluk Mahallesi'nden. 10. sırada da AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yürütmekte olan şu anda Uğur Şen kardeşimiz bizlerle birlikte olacak. Yani biz bu 12 kişilik ekip artı ilave olarak AK Parti ilçe başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız, yani 14 kişilik bir ekiple ilçeye gece gündüz demeden en iyi hizmeti getirebileceğimize inanıyoruz. Uzun zamandan beri ekip arkadaşlarımla birlikte sahadayız. O sahadaki enerji bizim motivasyonumuzu çok üst safhaya çıkarıyor. Yani Gökhan kardeşimizin dediği gibi sabırsızlıkla 1 Nisan sabahını bekliyoruz. İnşallah Allah muvaffak etsin. Teşekkür ederim. Efendim, siyasetin öznesi insandır, besin kaynağı samimiyettir. Seyit Gazi'de muazzam bir samimiyet var, kadro muhteşem. Meclis üyesi adaylarımızı da tanıdık. Belediye başkan adayımız Sayın Erhan Erdem'le de çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Çok kayda değer projeler var, sadece hayata geçmeyi bekliyor. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.